Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ne haber? Umarım iyisindir. Durumlar güzeldir. Sınava az kaldı. Bir önceki videomuz Cumhuriyet dönemi hikaye roman genel tekrardı. Bu videoda da Cumhuriyet dönemi tüm şairler ve tüm şiirler, böyle iddialı bir başlık, bayağı kalabalık tuttum. Cumhuriyet dönemindeki şiirleri ve şairleri biraz çalışacağız. Güzel bir genel tekrar yapacağız dostum. Yani Cumhuriyet dönemiyle ilgili kafanda bir soru işareti kalsın istemiyorum. Biraz amacım içini rahatlatmak açıkçası. O zaman hızlıca başlayalım mı abi? Başlayalım. Eğer videoda burnumu çekersem, sümkürürsem falan lütfen bana gönül koyma dostum. Şaka maka bir tarafa, bir türlü iyileşemedik. Olsun, yapacak bir şey yok. Başlıyoruz hocam, başladık. Cumhuriyet dönemi, şiirler ve şairler. Tamam hocam, bakalım. Kimle başladım? Necip Fazıl Kısakürek'le. Hocam, Necip Fazıl Kısakürek 20'li yaşlarda Kaldırımlar diye bir şiir yazdı ve lakabı ne oldu? Kaldırımlar şairi oldu. Bak, Kaldırımlar aynı zamanda bir şiiridir, aynı zamanda da bir şiir kitabıdır. Bak, Kaldırımlar, Çile, Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, bunlar hep şiir kitabıdır hocam. Emek abi, Necip Fazıl'ın eserleri bu kadar mı? Ya adamın tiyatroları falan da var. Böyle düşünce yazıları falan var ama bizim başlığımız ne? Şiirler ve şairler. O yüzden burada gördüğün adamların sadece ünlü şiirlerini ve şiir kitaplarını aldım dostum, aklında bulunsun. Geldim hocam, kime? Cahit Sıtkı Tarancı. 35 yaş şairi değil mi? 35 yaş şiiri ünlüdür. Ömrümde Sükut, 35 yaş, Düşten Güzel, sonrası. Cahit Sıtkı Tarancı her zaman soru olma ihtimali yüksek bir adamdır. Keza Necip Fazıl Kısakürek de her zaman soru olma ihtimali yüksektir. Aklında bulunsun. Geldim hocam, Ahmet Muhip Dranas. Bak, Ahmet Muhip Dranas'ın şiirleri Şiirler isimli bir kitaptadır. Peki abi, bu Fahri Abla, Olvi Dokar, Serenat, bunlar ne? Bunlar şiir kitabı mı? Hayır, bunlar şiir kitabı değildir. Bunlar ünlü şiirleridir dostum. Bak, bunlar ünlü şiirleridir. Yanında şiir kitabı yazmıyor. Dikkat et. O zaman bak, bir yerde Fahri Abla, Olvi Dokar, Serenat görürsen aklına kim gelecek? Ahmet Muhip Dranas gelecek. Fahri Abla şiiri de çok güzeldir. Mahalledeki bir komşudur Fahri Abla. Böyle ergenliğe yeni girmek üzere olan bir çocuğun gözünden Fahri Abla anlatılır. Güzel bir şiirdir. Bence bir okuyabilirsin dostum. Geldim Ziya Osman Sabah. Abi neyi bileyim? Sebil ve Güvercinler. Ziya Osman Sabah deyince Sebil ve Güvercinleri bileceksin. Cahit Sıtkı Tarancı ile Ziya Osman Sabah arasında mektuplaşmaların olduğu bir eser vardır. Ziya'ya mektuplar diye. Tabii şiir olmadığı için ben Ziya'ya mektupları ne yaptım? Buraya almadım hocam. Sen artık olayı anladın. Konumuz ne? Şiirler ve şairler. Harikasın. Sebil ve Güvercinler kimmiş? Söyle bakayım. Ziya Osman Sabah. Aferin sana. Emek hocam, yapma. Tamam. Geldim hocam, kime? Nazım Hikmet Ran. Önemlidir, işaretledim. 835 satır Şeyh Bedrettin Destanı. Bak, önemlidir. Kuvayi Milliye Destanı önemlidir. Memleketimden insan manzaraları. Eğer ben soru hazırlasaydım ve Nazım Hikmet'le ilgili bir soru hazırlamak isteseydim, Memleketimden insan manzaraları kitabını koyardım hocam. Nazım Hikmet'in Memleketimden insan manzaraları adlı eserinde Erzurum'u anlattığı bir bölüm vardır ve ömründe hiç Erzurum'a gitmeden Erzurum'u anlatmıştır. Nasıl yapmış abi? Cezaevindeki Erzurumlu birinden dinledikleriyle yazmış ve gerçekten çok mükemmel, çok gerçekçi yazmış. Ben Karslı olduğum için, biraz coğrafyaya da hakim olduğum için yani çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Geldim hocam, Ercüment Behzat Love. SOS, Kaos, Mau Mau. Bak, önemli. Bu üçü genelde böyle denemelerde çıkar. SOS, Kaos, Mau Mau. Harikasın. Hocam, İlhami Bekir Tez, 24 saat. 24 saatte tez gel. Tamam mı? Bak, kafanda kodla. 24 saatte tez gel. Maksimum 24 saat süren var. Çabuk gel, tez gel. Tamam mı? Harikasın. Ahmet Kutsi Tecer, Şiirler. Orada bir köy var uzakta, neredesin? Hocam, önemlidir, aklında bulunsun. Ayrıca Ahmet Kutsi Tecer bize Aşık Veysel'i tanıtan isimdir değil mi Aşıklar Bayramı'nda? Harikasın hocam. Orhan Şaik Gökyay. Abi ben neyi bileyim, bu vatan kimin? Sonra Kemalettin Kamu. Bak, Bingöl Çobanları çok önemlidir. Gurbet çok önemlidir, aklında kalsın. Orhan Seyfi Orhon, Fırtına ve Kar. Peri Kızıyla Çoban Hikayesi, aklında kalsın. Yusuf Ziya Ortaç, Akın'dan Akın'a. Biz bunu Akbaba Yusuf diye kodlamıştık değil mi? Hatırlıyor musun derslerde? Neden Akbaba Yusuf diye kodladığımızı yorumlara yaz. Bakacağım. Bakayım, hatırlıyor musun? Gerçekten bakacağım. Biz Yusuf Ziya Ortaç'a neden Akbaba Yusuf diyorduk? Yorumlara yaz. Bakacağım. Sana ödev. Halit Fahri Ozansoy. Hocam, Cenk Duyguları Aruza Veda. Aruza Veda şiir kitabı değildir. Ünlü bir şiiridir. Aruzu bırakır
gelirken duyduğu üzüntüyü anlatır değil mi hocam? O saatten sonra da hep ne yaptılar? Heceyle yazdılar. Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar'la beraber 10. Yıl Marşı'nın yazarıdır değil mi? Çok güzel. Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi. Bak bunlar şiir kitabı. Sonra Han Duvarları, Sanat, Çoban Çeşmesi, bunlar da önemli şiirleridir. Sanat şiirinde ne diyordu? Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, söylenmemiş bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken, sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Değil mi hocam? Bak böyle harika güzel bir şiirdi. Ahmet Kutsi Tecer. Abi sen Ahmet Kutsi Tecer'i bir kere daha koymuşsun. Dikkatsizliğine denk gelmiş. Olabilir hocam. Neyse. Enis Beyiç Kor Yürek. Abi Enis Beyiç Kor Yürek deyince benim aklıma ne geliyordu? Miras, Varidat-ı Süleyman. Bu daha çok böyle mistik ruhçulukla ilgili bir şeydi değil mi? Böyle ruh çağırma olayları falan vardı. İspirtizmalar falan vardı. Sen biliyorsun, hatırlıyorsun. Varidat-ı Süleyman bak çok önemlidir. Enis Beyiç Kor Yürek. Tamam dostum, geçiyorum. Geldim, Orhan Veli Kanık. Abi bu üçlünün adı neydi? Garipçilerdi bunlar değil mi? Garipçilerdi bunlar. Harikasın. Orhan Veli Kanık. Bak zaten garip üçünde de ortaktır hocam. Neden? Üçünün de ortak çıkarttıkları şiir kitabıdır. Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, bunlar Orhan Veli Kanık'ın şiir kitapları. Sonra bak, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Kolları Bağlı Odessus, bu da Melih Cevdet Anday'ın şiir kitapları. Kargı ile Tilki, Perçemli Sokak, Çobanıl Şiirler, bunlar da Oktay Rıfat Horozcu'nun şiir kitapları hocam. Bak burada Perçemli Sokağı önemsiyorum. Burada Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Kolları Bağlı Odessus önemsiyorum. Burada Destan Gibi, Vazgeçemediğim, Yenisi önemsiyorum. Hadi Karşıyı da ekleyeyim. Garip her zaman soru olma ihtimali yüksektir. Hatta geçen senelerde Orhan Veli Kanık'ı sormuşlardı. İnanmıyorsan çıkmış sorulara gidip bakabilirsin hocam. Geçiyorum. Geldim bakalım. Rıfat Ilgaz. Hocam sınıf var, yaşadıkça var. Böyle kulağının arkasında kalabilir. Hasan İzzettin Dinamo, Karacaahmet Senfonisi. Böyle kulağının kenarında kalabilir. Ceyhun Atuf Kansu, Bir Çocuk Bahçesinde, Kızamık Ağdığı Dünyanın Bütün Çiçekleri. Bu ikisi ünlü iki şiiridir. Bir Çocuk Bahçesinde de şiir kitabıdır hocam. Geldim hocam. A Kadir. Abi bunun gerçek adı ne? İbrahim Abdülkadir Meriç Boyu. Genelde böyle denemelerde falan A Kadir diye kısaltılmış bir şekilde karşına çıkar. Adam zaten bu şekilde kullanmış kendi ismini. Tamam hocam. Tebliğ var. Hoş geldin. Halil İbrahim var. Bu ikisi böyle kulağının arkasında kalabilir. Ahmet Arif abi zaten herkes biliyor. Hasretinden prangalar eskittim. Çok güzel. Hocam Cahit Irgat, Irgat'ın Türküsü. Adamın zaten adı Irgat. Irgat, Irgat'ın Türküsü. Bu zaten kolay. Bunu sormazlar. Niye sormazlar hocam? Zaten adamın soy ismi şiir kitabında var. Kolay bir soru olur. Herkes yapar. Geldim hocam. Enver Gökçe toplumcudur. Dost dost ille kavga, panzerler üstümüze kalkar. Bak bunlar önemlidir hocam. Geçiyorum. Geldim hocam. Fazıl Üsnü Dağlarca. Daha önceden sınav sorusu olmuştu. Yine olabilir. Hatta ÖABT'de çocuk edebiyatında da çıkmıştı. Bilmiyorum. Belki sizin de karşınıza çıkabilir. Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı, Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya. Bunları bileceksin hocam. Bak buraya yıldızı koydum. Behçet Necatigil. Abi bu adam neydi? Evler şairiydi değil mi? Evler şairi. O zaman bak, Evler diye bir şiir kitabı var mıdır? Vardır. Kapalı Çarşı, Çevre, harikasın. Sonra bak, Sevgilerde Evin Halleri, bu ikisi ünlü şiiridir. Tamam mı? Kapalı Çarşı, Çevre, Evler. Bazı evler öyle bir çevrededir ki bu çevre Kapalı Çarşı'ya yakındır. Ya da bizim çevremizde bir Kapalı Çarşı vardır, bizim evde hemen oraya yakın. Ne bileyim, bir şekilde kafanda kodlayabilirsin. Geldim hocam, Cahit Külebi. Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Sivas yollarında, Tokat'a doğru hikaye. Sen burada Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Adamın Biri ve Rüzgar, bu üçünü kesin bil hocam. Yani böyle kalsın kafanda. Geldim hocam, Özdemir Asaf, Dünya Gözüme Kaçtı, Sen Sen Sen, Lavinia. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Çok ünlü bir şiiridir, herkes bilir hocam. Böyle tüm romantikler bu şiiri ezberebilir. Böyle bir sevgililer gününde tam böyle eşine okumalık bir şiirdir. Bilmiyorum, Emek abinden sana bir tavsiye. Kızdırmayın adamı, ders çalışın. Gönül işi mönül işi yok. Gidin üniversitede ne yapıyorsanız yapın. Geldim hocam. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yaradan'a Mektuplar. Harikasın. Karadut, Çatal Karam, Çingenem, Nar Tanem, Nur Tanem, Bir Tanem değil mi? Bak Karadut şiiri ünlüdür. Sonra Sitem, Karadut, İstanbul Destanı. Karadut şiir kitabıdır. Aynı zamanda şiir kitabının içindedir zaten bu Karadut şiiri. Tamam hocam, biliyorum. Yaradan'a Mektuplar. Tamam hocam, aklımda. Çok güzel. Atilla İlhan, Ben Sana Mecburum, bilemezsin. Bak Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı Yağmur Kaça, bileceksin hocam. Çöp gibi bir oğlan ipince, hayırsızım biriydi fikrimce. Ne zaman onu görsem öldüm.
öldüreceğimden korkardım, felaketim olurdu, ağlardım. Bak ne güzel anlatmış adam çaresizliği. Sevdiği kızı başka birisine kaptırmış, ne diyor, felaketim olurdu, ağlardım diyor hocam. Neyse hocam ya, duygulandırma bizi, ama şimdi şiirler ve şairler konuşuyoruz. Ne yapayım, kendimi tutmaya çalışıyorum. Şiir okumadan böyle durmaya çalışıyorum. Geldim Asaf Halet Çelebi, benim favorim. Hocam şiir kitabı ne? He. He hocam he. Tamam aynen, kodlu aklında. Sonra bir Lam Elif. Sonra Om Mani Padme Hum. Harikasın hocam. Ayrıca bak İbrahim diye de çok ünlü bir şiiri vardır. İbrahim gönlümü put sanıp da kıran kim, değil mi? Bak güzel bir şiirdir. İbrahim şiirini de mutlaka bilmen lazım. Cahit Zarifoğlu hocam mükemmeldir. Şiirlerini mutlaka okuyun. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış. Cahit Zarifoğlu'na da buradan böyle yıldızı koyduk mu hocam? Koyduk bakalım. Geçiyoruz. Çok susadım, yanıma da su almamışım. Bir an önce videoyu bitirip su içmek istiyorum. Erdem Beyazıt hocam, Sebep Ey Risaleler. Buradan Sebep Ey'i yuvarlak içine alırım hocam. Hiç böyle düşünmem bile. Geldim Hilmi Yavuz, Bedrettin üzerine şiirler. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Böyle yuvarlak içine alır mıyım? Vallahi alırım. Geldim Yavuz Bülent Bakiler, Harman. Kalkıp da sana Yavuz Bülent Bakiler soracaksa Harman'ı sorar hocam. Harman önemlidir. Sonra hocam Bekir Sıtkı Erdoğan, Kışla da Bahar. Böyle kulağının arkasında kalırsa iyi olur. Geldim hocam kime? İkinci Yenicilere. Bak Edip Cansever. Yer Çekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı. Güzel. Turgut Uyar, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Göğe Bakma Durağı. İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Değil mi? Harikasın hocam. Cemal Süreyya, Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni. Annem çok küçükken öldü, Beni Öp Sonra Doğur Beni. Bak bu şiirleri böyle boş zamanlarınızla alın, okuyun çocuklar. Bak gerçekten birisi yarın öbür gün bir üniversiteye gittiğiniz zaman ya bir şiir biliyor musun dediğinde böyle cayır cayır o şiiri okumanız lazım ya. Gerçekten bak şiir bilmek, kitap bilmek, edebiyat üzerine düşünmek, bunlar ince bir ruhun, keskin bir zekanın işaretidir. Allah aşkına öyle boş insanlar olmayın. Böyle boş teneke gibi tıngırdayan, sürekli gürültü yapan, boş konuşan insanlardan olmayın. Edebiyat böyle ruhunuzu terbiye etmenin çok güzel bir yoludur. Gerekirse ağlayın, gerekirse küfür edin, sövün, bağırın, çağırın. Ama bak bir kitapla ne olursa olsun bir iletişim kurun hocam. Emek abi güzel konuştun, devam edelim. Ettim. İlhan Berk, Güneşi Yakanların Selamı. Güzel. İstanbul Kitabı, Galile Denizi işaretliyorum, Çiviyası işaretliyorum. Bu ikisi böyle denemelerde falan karşımıza çıkıyor. Belli mi olur? Sınavda da çıkabilir. Bak Galile Denizi, Çiviyası sınav sorusu. Ah, içime doğdu ya, kalbime doğdu. Sınav sorusu. Yazdım, bilmiyorum. Hocam bir de çıkıyormuş. Çıkarsa var ya, gel bu videonun altına de ki hocam de, bu nedir ya de, nasıl attın tutturdun de, tamam mı? Sezai Karakoç, Hızır'la 40 Saat, Taha'nın Kitabı, Körfez, Şah Damar, Sesler, Mona Rosa. Bak bunlar önemlidir. Bak Hızır'la 40 Saat, Taha'nın Kitabı, Gülmuşlusu, Körfez, Şah Damar, Sesler, Mona Rosa. Hocam Mona Rosa ünlü şiiridir, bileceksin. Ben burada Hızır'la 40 Saat'i önemsiyorum hocam. Geldim Ece Ayhan, Zambaklı Padişah. Ne zaman elleri zambaklı bir padişah olsam, sana uzun hecelerden oluşan bir kent vereceğim. Sonra hocam Kınar Hanım'ın Denizleri, Yort Savul. Çok iyidir. Ece Ayhan önemsiyorum. Sezai Karakoç önemsiyorum. Neyse böyle içime bir İlhan Berk ya da böyle bir Sezai Karakoç doğdu. Bilmiyorum artık ya. Belki de bu sayfa bir sınav sorusudur ya. Belli mi olur? Hocam yazamadın ama bak bu sayfa bence bir sınav sorusu olabilir. Belli mi olur ya? Zaten Cumhuriyet'ten bir soru falan bekliyoruz. Belli mi olur? Belki de adam atar böyle bir Galile Denizi, bir çivi yazısı. Bizim de böyle şanımız yürür. Peki hocam, çok hayal kurdun ya. Bu iş hayallerle olmaz, gerçeklerle olur değil mi? Aynen öyle, vallahi bilmiyoruz. Geldim. Atol Behramoğlu, Bir Gün Mutlaka. Aşk iki kişiliktir, Bebeklerin Ulusu Yok. Bebeklerin Ulusu Yok bence güzel. Bir Gün Mutlaka bence güzel. İsmet Özel, Önemlidir, Koydum Yıldızı. Erbain, Evet İsyan, Celladıma Gülümserken. Bak bunların üçüne de şöyle bir 3 yıldız koydum. İsmet Özel sağlamdır, soru çıkma ihtimali de yüksektir hocam. Geldim Süreyya Berfe, Gün Ola Savrulan. Böyle bir kulağının arkasında kalabilir. Hadi gel senle bir yakından konuşalım. Emek abi, bir önceki videoda Cumhuriyet roman hikaye işlemiştik. Bu videoda da Cumhuriyet şiir genel tekrarı yaptık. Böyle şairleri falan inceledik. Şiir kitaplarına baktık. Ünlü şiirlerine baktık. Eğer faydalı oldu diyorsan ve abone değilsen abone olabilirsin. Yorum yapabilirsin. Fikrini belirtebilirsin. Ha bu arada lütfen videoya bir beğeni, like atmayı unutma. Kanalın etkileşimi için, başka insanlara önerilmesi için bu çok önemlidir. Ayrıca ben de gördüğüm zaman çok
mutlu oluyorum. Emek abini de bir mutlu etmiş olursun. Bir sonraki videomuzda şunu düşünüyorum. Bir şiir vereceğim. Bu şiir hangi döneme aittir? Ya da bir şaire ait şiiri nasıl buluruz? Şiirler üzerinden sorular çözmeyi düşünüyorum. Aklında bulunsun, kanalı takip etmeyi unutma. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsan çanı açabilirsin. O zile tıklayabilirsin. Artık çan mıdır zil midir bilmiyorum. Kendine çok ama çok dikkat et. Belki de sen bu videoyu sınava böyle 1-2 gün kala tekrar etmek için bir daha dinleyeceksin. O zaman tüm kalbimle tekrar söylüyorum. Sınavda sana başarılar diliyorum. Gir ve o soruların böyle ağzını yüzünü kır, tamam mı dostum? Bay bay.